tek olmayacağını kim söylemiş? Mutlu olmam gerektiğini biliyorum. Fakat sanırım hayatımın bu noktasına benimle beraber başarılarımı paylaşacak birinin olmasını istiyorum. Ben her zaman yanındayım Fred. Teşekkür ederim dostum. Fakat tam olarak bunu kastetmemiştim. Evet. Bunu biliyorum. Sen neden bahsediyorsun? Bir kız dostum, bir kız. Ha evet, haklısın. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama yerinde olsam Fred endişe etmezdim. Yani nasıl olsa biriyle tanışacaksın. Ne derler bilirsin, bu en az beklediğin anda başına gelecek. İşte burada yanılıyorsun dostum. Ben insanların hayatta kendi fırsatlarını yarattığına inanırım. Ortaya çıkıp hadiselerin oluşmasını sağlaman lazım. Demek istediğim, fırsatlar insanın önüne gökten öyle beklenmedik şekilde düşüp onların hayatlarını tamamen değiştirmez. Bu da neydi? Hey! Orada kimse yok mu? Şu kapıyı açmama yardım edin lütfen. Fred, sanırım o şeyin içinde biri var. Hadi dostum, onu açmaya çalışalım. Tamam, arkandayım. Bilemiyorum dostum, bu alet boş görünüyor. Beni antenimden tutmasan olmaz mı? Bu hiç de güzel bir his değil. Buradan çıkmak istiyorum Barney. Gel hadi dostum. Bana yardım et. Sen nesin? Ben Büyük Gazo'yum. Büyük Gazo mu? Gazo. Ben sizin düşünemeyeceğiniz kadar uzak bir gezegenden geliyorum. Benim medeniyetim sizin aklınızın kavrayamayacağı kadar ileri bir medeniyet. Bir dakika Fred. Sanırım istekte bulunabiliriz. Pardon? Biz seni o şişeden çıkardı. Şimdi istekte bulunabiliriz değil mi? Evet, Barney haklı. Hadi artık başlayalım. Neyi olmamız gerekiyor? Bakın şimdi. Ben sandığınız gibi dost canlısı bir cin değilim ve o bir şişe değil, bir uzay gemisi. Ben çok ilerlemiş bir medeniyetten gelen bir uzaylıyım. Ben acayip sesler çıkarmam, garip şarkılar söylemem ve koca kıçlarınızı üzerine koyarak taşıyacak sihirli bir halım da yok. Ve ben buraya sizin türünüzün çiftleşme alışkanlıklarını izlemeye geldim. Pekala damdamlar! Damdam mı? Hey, bu bir hakaret mi yoksa? Eğer ayakkabı uyarsa. Ayakkabı da nesi? Evet, bu bir hakaretti. Ben de öyle sandım. Demek buraya izlemeye geldin. Hı-hı. O zaman dişlerinin kafanı terk edişini izlemeye hazırlan. Vur ona Fred. Aptal yerliler, bu turizm için ilginç olabilir. Belki sen benim entelektüel merakımı tatmin edebilirsin. İyiyim, sen nasılsın? Oh, Tanrım. Oh, merhaba. Benim adım Betty. Sana ne vereyim? Balıklar körpe. Ama dikkat et. Garson çocukların...